Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Şişli Beytan Plaza İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve Bahres Emlak Real Estate firmasına konuk olduk. Firmamızın sahibi Sayın Elif Ülkü Dincer ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Hanım diyorum, o kadar gençsin ki şu anda zannediyorum emlak sektöründeki en genç patroniçe olarak seni görmek bir anne olarak farklı bir gurur verdi bana. Diliyorum ki gelecek nesiller daha da genç, daha da güzel bizlerle olsun. Çok teşekkürler. Genç arkadaşlarımı da kendi işleri kurmaları konusunda çok destekliyorum. Yani birinin yanında çalışırken bu rahatlık yok. Süpersin. Bir insanın isterse, severse neler başarabileceğinin öyle güzel temsilini oluşturuyorsun ki diliyorum ki bu keyif ilerleyen nice yıllar boyu seninle olsun. Teşekkür ederim. Bahres Emlak Real Estate. Gerçekten çok yeni bir firma, pırıl pırıl bir firma. Ama bu genç yaşına rağmen o kadar büyük işlere imza attı ki şaşırmamak elde değil. Bu aslında çocuk denecek yaşta başladı Sevda. 18 yaşında bu işe atıldık. Yılların tecrübesi 2014 yılında bu güzel mekanın bizlerle olmasına vesile oldu. Ama tabii tüm bu güzel hikayeyi yaratıcısından dinlemek istiyorum izninle. Ve soruyorum, diyorum ki Bahres Emlak Real Estate nasıl doğdu? Ben daha lise çağlarından emlak işine ilgim verdin. Vardı. Daha öğrenciyken bile o etrafta kiralık satılık yerleri bulurdum. Emlakçı abilerime, ablalarıma götürürdüm. Onlara iş paslardım. Ondan sonra üniversitede burada bir emlakçı bayanla tanıştım ki ondan ev bakmıştım aslında ilk üniversiteye geldiğimde. Ondan sonra part time onun yanında çalışırken daha çok emlak sevgisi oluştu. İnsanlarla birebir iş yapıyorsun, bütün gün dışarıdasın. Ben böyle hareketli işleri seviyorum. Öyle emlak aşkı oluştu. Zaten hep kendi iş yerimi açma hevesli biri olduğum için de açtım 2014'te. Ve yıl 2017, geçen neredeyse 2,5 yıl var ve bu 2,5 yılda yapılan işlere bakarsak neredeyse 20 yıllık gibi. O zaman hemen soralım, diyelim ki aldığımız hizmetler neler sizden? Biz arsa satışları yapıyoruz, otel devirleri yapıyoruz, otel satışları yapıyoruz, restoran devirleri yapıyoruz, devre mülk hizmetlerimiz var. Zaten apartman, dükkan satma, kiralama, ofis hepsi bütün emlak işlerinde var. Ekstra olarak biz inşaattan satışlarımız var. Plazalarla, rezidanslarla ben birebir ilgileniyorum. Yabancı müşterilerim de çok olduğu için daha çok inşaattan plazalarda satış yapıyoruz. Müteahhitlere arsa ayarlıyoruz. Emlak'ın her kolunda varız biz. A'dan Z'ye tüm emlak işleri bizden sorulur diyorsun aslında bakarsan. Burada o kadar büyük bir ayrıcalıklar bizlere yansıyor ki aslında bilinenin çok ötesinde bir kalite yakalamışsınız. Burada tabii ki o görünmeyen kahramanlar sayesinde oldu. Biz iyi bir ekibiz aslında. Çok uzman bir kadromuz var. Çok genç, dinamik bir kadromuz var. Yabancı değil anlamında da gerçekten 5-6 lisan bilen kardeşlerimiz sayesinde tüm yabancı konuklar evinde gibi ağırlanıyor. Evinde gibi deyince VIP hizmetlerinden biraz bahsetmek isterim. Anlatalım mı? Biz yabancı müşterilerimiz yurt dışından geldiğinde arabayı gönderiyoruz. Havalimanından aldırıyoruz tercümanla birlikte. Oteline ya da kalacağı eve kadar götürüyoruz. Eğer turistik bir hizmet isterse başka turizm firmalarıyla onları da planlıyoruz. Bina örneklerimizi gösteriyoruz. Beğendiklerini en son tapuda her şeyi bitene kadar, ki yabancıların uzun sürüyor. Türkler gibi bir günde iki günde de alamıyoruz. Bir ay kadar işlemlerini sürdüğü oluyor. En son her işlemine kadar biz yapıyoruz yine. Teslim ediyoruz evine. Buradaki bütün turizm işlerine, kalacağı yere hepsini biz ayarlıyoruz. Süper. A'dan Z'ye hizmette sınır yok diyorsunuz muhteşem kadronuzla birlikte. Sürekli kadro diyorum. Gerçekten emlak sektöründe kadro çok çok önemli. Güven çok çok önemli. Memnuniyet çok çok önemli. Ve tabii ki sizin de vurguladığınız gibi zaman. Bu anlamla sadece burada Beytan Plaza'da sınırlı kalmayıp İstanbul'a yayılmış muhteşem bir ağınız var. Evet, Ümraniye'den Beylikdüzü'ne kadar 17 farklı plazada bizim ofislerimiz var. Ana plazamız Cevahir AVM'nin yanında Beytan Plaza'da.
Bu şekilde 17 farklı ofiste hizmet veriyoruz. Ayrıca anlaştığımız firmalar var. Dünyanın her yerinde de 3000 tane ofis kullanım hakkımız var bu yüzden. Bu şekilde. Vallahi süper. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. İşte bu muhteşem Real Estate firması da o mekanlardan bir tanesi. Her şey en ince detayına kadar düşünülerek bizlerle buluşturulmuş ve sırf müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz. Güven odaklı çalışıyorsunuz. Bu da sayın konuklar yorulmasın. Onlar adına yorulan Bahres Emlak Real Estate var demişsiniz. 17 şubenizle birlikte. Şu anda özellikle tüm Türkiye'mde var ama İstanbul'da oldukça hakim bir konu var, kentsel dönüşüm. Bu konuyla ilgili çalışmalar var mı? Tabii ki Ok Meydanı, Kağıthane, Sarıyer bölgelerinde biz de kentsel dönüşüme hakimiz. Müteahhit arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Hatta yani Beylikdüzü'ne kadar da karşıya da bunu açmayı düşünüyoruz. Vallahi öyle keyifli anlatıyorsun ki hemen bir ev alasım geldi buralardan. Peki diğer bir bakış açısıyla villalara da hakim olduğunu biliyoruz. Çok iddialısın. Yabancı müşterilerimizden dolayı onlar villa çok hoşlarına gidiyor. Etiler'de, Bebek'te, Sarıyer'deki villalara da çok hakimiz. Hatta karşıda da, çünkü hep Boğaz manzarası seviyorlar. Daha sonra Yalova, Trabzon, Bursa, Antalya taraflarında da yine yabancılardan dolayı villalara hakimiz. Yani villanın olduğu tüm Türkiye'mde varız diyorsun neredeyse. Çünkü burada İstanbul'a gerçekten çok çok hakimsiniz. Her alanda hakimsiniz. Ama sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'm yararlanıyor bu hizmetimizden diyorsunuz aslında. Evet. www diyoruz. bahresemlak.com, bahresrealestate.com adresine de tıklayarak bütün bilgilere sahip olabilirler diyorsunuz. Burada sadece Türkiye'm değil, Türkiye'mi atışarak dünyaya yayılmış bir ağınız var aslında. Yabancı konukları A'dan Z'ye VIP şeklinde ağırlamaktan da farklı bir gurur duyuyorsunuz ve burada da gerçekten hatır sayılır bir ününüz var. Diliyorum ki bu ün ilerleyen yıllarda da bizlerle olsun. Teşekkür ederim. Peki bu bakış açısıyla, bu güzelliklerle doğru orantılı olarak hedeflerin büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum izninle. İleriye yönelik hedefler neler? Yani benim zaten mimar müteahhit bir aileden geliyorum ben. Ablam mimar, eniştem müteahhit, amcalarım müteahhit. Biz bir inşaata atılmayı düşünüyoruz. Yurt dışında AVM düşünüyorum. Afrika'da inşaat başlatmayı düşünüyorum. Afrika ile benim bağlantılarım çok iyi. Bu şekilde. Vallahi yurt dışına açılacağız. Süper. Aslında bir anlamda Türkiye modeline bakmak istiyorum izinli olaya. Çünkü gerçekten %80 çoğunlukla yurt dışına hizmet veriyorsun. Yurt dışı konuklarımıza hizmet veriyorsun. Bu da adımızın, Türkiye'min adının Bahres markasıyla aslında yurt dışına taşınmasına vesile oluyor. Böyle bir keyfi bizlere yansıttığınız için, Türkiye'min bir anlamda elçiliğini üstlendiğiniz için de sonsuz teşekkürler olsun sizlere. İyi, çok teşekkür ederim. Burada yapılan çalışmalar geçen süreç bazında 2,5 yıllık bir sürece dayanıyor ve buradaki süreci incelediğimiz zaman gerçekten muhteşem bir emek görüyorum. Kalite görüyorum, güven görüyorum, müşteri memnuniyeti görüyorum ve ilerleyen yıllarda da bu değerlerin gülen yüzünle birlikte bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.